Просим главного секретаря соревнований Владимира Цуканова занять свое место. Müthiş heyecan başlıyor. Alina Rusya, Madina Özbekistan. Ve ilk roundda Rus sporcu 1-0 önde. Sofanın platforma sabit durması gerekiyor. Mücadelenin başlaması için kurallar gereği. Paralel olduğu anda hakem Çeh komutuyla mücadeleyi başlattı. Ve evet, Rus sporcu Alina Alekseyeva kazanıyor. 2-0 Alina Alekseyeva, Rusya. Mücadelesi izleyeceğiz. Sporcu ikinci round başlıyor. Şukaş Ukraynalı sporcu 1-0 önde. Mavi köşe. Çeh komutu geldi. Zorluyor Ukraynalı. Söktü aldı. Olha Şukaş maçın galibi. 2-0 Olga Sukaç, Ukrayna. Çeh komutuyla başlar başlamaz ikinci round mücadelesi çok kısa sürüyor ve 2-0'la Rus sporcu Elena Neziova kazanan isim oluyor. Mahinur 2020 Dünya Kupası etaplarında bronz ve gümüş madalya kazandı. İki kez mutlak ağırlık kategorisinde Rusya şampiyonluğu var. Mahinur. Müthiş bir mücadele ve kırmızı. Готовится мужчина 90 килограмм. Али Башарат, Пакистан. Ахмат Ансан, Пакистан. İkinci round başlıyor. Kırgız sporcu 1-0 önde ilk roundda. Müthiş bir mücadele. Evet, düzeltelim. Kırgız
Kırgızistan, Rusya. Üçüncü round, durum 1-1. Şehişe komutu geldi. Müthiş bir kapışma. Zorluyor Mahinur. Ve kazanan Kırgız sporcu Azya Nalarbekova karşısında 2-1 kazanıyor Azya. Çeh komutu geldi. Zorlu mücadele başladı. Pekka zorluyor. Hasu Pekka. Finlandiyalı sporcu. Ancak Kırgız sporcu bırakmıyor. Müthiş bir güç dengesi. Şimdi bir hamle denemesi rakibini çekmek için. Peksa'dan ve Hasu Pekka. İkinci round başlıyor. Çeh komutu geldi. Finlandiyalı 1-0 önde. İlk roundda. İhtar geldi. 90 derecelik açıdan daha fazla çubuğu yamultmak kurallar gereği yasak. En fazla 90 derecelik açıyı alabilir çubuk. 90 kiloda müthiş bir kapışma ve Finlandiyalı sporcu Hasu Pekka 2-0'da kazanıyor. Please ready. Muhammad Tanvir, Akılbek Orunbayev. Pakistan, Letonya kapışmasını izliyoruz. Çeh komutu geldi. İkisi de birbirinden güçlü sporcuları ve Pakistanlı Alan Muhammed. Durumu eşitledi. Şimdi kimin başlayacağı için 3. roundda kura atışı yapıldı. En fazla 1 dakikaya kadar sürüyor mücadeleler. Ama tabii 20 saniyeden daha hızlı kazananlar da olabiliyor. Şimdi 1-1 devam eden mücadelede final roundu 90 kilo mücadelesinde Alan Muhammed ve Alan Muhammed 2-1. İlk tutma hakkını Pakistanlı sporcu kullandı. Şimdi mücadele başladı. Denk bir güç kavgası var şu an. Pakistan ve Kırgızistan mücadelesi.
Pakistan'ı zorluyor, akıllı hep bırakmıyor. Oldukça uzun süren bir round oldu. İki taraf arasında gidip gelen bir mücadele. Çok zorlu bir round. Akılbek ve ilk round'un kazananı. İkinci round başlıyor. Akılbek, Kırgız sporcu 1-0 önde. İki zorlu rakip karşı karşıya. İlk round gerçekten çok çekişmeli geçti. Şeyh komutunun gelmesi için Karaçam'dan yapılmış tahtaya sopanın paralel olması gerekiyor. Şimdi Şeyh komutu geldi. Ahmet bırakmadı, zorluyor. Akılbek direniyor. Müthiş bir kapışma. Ahmet Fanver skoru 1-1 yapabilecek mi ve başardı. Başardı. Zorlu mücadele 3. round başlıyor. Pakistan, Muhammed Tanver ve Kırgızistan'dan Akılbek Urumbayev 1-1 mücadele. Bu roundu alan maçın galibi olacak. Ve Çek komutu geldi. Muhammed çekiyor, Akılbek bırakmıyor. Muhammed, Akılbek direniyor. Kazanan kim olacak? Müthiş bir heyecan. Muhammed, Akılbek iki taraf arasında çubuk gitti geldi ve Muhammed Tanver. Müthiş mücadele başladı ve mavi köşe. İkinci round başlıyor. Kırgız sporcu 1-0 önde. Şimdi zor bir mücadele izleyeceğiz yine. Çek komutu geldi ve bu kez kırmızı köşe kazanıyor Martin Lovisek ve skor 1-1 oldu. Kazanan Akılbek Ulu Erzan kırmızı köşe. Martin Lovicek 2-1 Slovakya. И непокоренный Павел Черноградский, легенда масс-рестлинга. Чернод Гурацкий 6 kez Rusya şampiyonu, 2017 Dünya Kupası sahibi, 3 kez Dünya şampiyonu ve 2021 Dünya Kupası 1. etabının şampiyonu. Павел коротко Паша или Паша, значит по-турецки генерал. Çernat Graski'ye lakabı Paşa, onu da söyleyelim. Bakalım Paşa, Pavel karşısında şampiyon. Zorlanacak mı? Evet.
şey komutu gelmesi için çubuğun tahtaya paralel olması gerekiyor, aynı hizada olması gerekiyor. Aynı hizada olduğu anda Çeh, yani başta komutu geliyor hakemden. Başladı ve mavi köşe. Grotski 1-0 önde. Macar rakibi karşısında ikinci round. Ve şimdi müthiş bir üçüncü round bizi bekliyor. Chernogorovski paşa lakaplı ama eğer İstanbul'un paşası kim olacak kazanınca göreceğiz. Üçüncü round sonunda Rusya Macaristan kapışması. Çeh, yani başla komutu gelmesi için sabit kalması gerekiyor çubuğun. Günün en zorlu maçlarından biri, belki de bir sürpriz yaşanabilir. Arbitr desi. Ve mavi köşe bir iftar alıyor. Chernogorovski iftar aldı. İki iftar halinde sporcu kaybediyor, onu belirtelim. Anlık bir durum. Sabit olduğu anda başta komutu geliyor ve o avantajı kullanmak için sporcular da başlamadan güçlerini çubuğa vermiş durumdalar. Ve şimdi mavi köşede Chernogorovski paşa, İstanbul'un da paşası oluyor. Kilo erkeklerde B grubunda ilk mücadele Kırgız sporcu Azamat Asanov'la Pakistanlı sporcu Mahmut Atif arasında. Çeh komutu geldi. Ve ilk round ikinci round başlıyor. 60 kilogramda erkekler mücadelesi. Samat Hasanov 1-0 önde. İkinci round ve zorlanmıyor. Kırgız sporcu kazanan Azamat Hasanov.
mücadele başladı. Rus ve Pakistanlı sporcu ilk raundu Rus sporcu. İkinci round başladı. Dimitri zorladı. Ve 2-0'da kazanan Rus sporcu. Kırgız rakibi karşısında. Ve bakıyoruz, uyarı geliyor. Çeh komutu geldi ve Rus sporcu ve ikinci round başlıyor. Sergey Konstantinov, Rusya. Ali Basharat, Hasu Pekka, Finland. After this part, please, next belt get ready. 90 kilos third round. Ali Basharat, Pakistan, and Hasu Pekka, Finland. İlk round başladı ve kırmızı köşe. İkinci round başlıyor. Asker Bekov 1-0 önde. Rus rakibi karşısında. 75 kiloda ikinci round mücadelesi. Çeh komutu geldi. Zorlu bir kapışma oluyor ikinci roundda. Kırgız sporcu zorluyor ama Rus sporcu bırakmıyor. Çekiyor Asker Bekov ve 2-0'da kazanan kırmızı köşede Kırgızistan'dan Adilet Asker Bekov. 2-0 Adilet Asker Bekov, Kırgızistan. Başarat, Pakistan ve Hasu Pekka, Finlandiya. Finlandiyalı sporcu asılıyor çubuğu ama bırakmıyor. Pakistanlı çekti. Rakibiyle birlikte çubuğu aldı. Ali Başarat. İkinci round başlıyor. Pakistanlı sporcu 1-0 önde. Müthiş bir kapışma oluyor. Sporcu Hasu Pekka'ya. Erkekler 90 kilo mücadelesi. Bir kez daha zorlu bir kapışma oldu.
aşarak Asu Peka 1-1 müthiş bir final olacak şimdi. İki zorlu rakip Dünya Basket Şampiyonası'nda ikisi de yoluna devam etmek istiyor ve Ali Başarat Pakistanlı sporcu 2-1 yapıyor. Kazanan kırmızı köşe Ali Başarat. Birlikte hızlı bir şekilde Macar sporcu Şandor 1-0 önde ikinci round. Rakibi Kırgızistan'da. Şimdi müthiş bir kapışma oluyor yine ve mavi köşe Macar sporcu Şandor 2-0'da kazanan taraf. Готовятся мужчины.
şey komutu geldi. Baş. Zamenist Pavel Chernogradsky. Делай, чуть-чуть.
Sochi, Kyrgyzstan, Dilbara Imankanova. Ve 2-0'da kazanan Natalya Chernogradskaya. Bolet Bekova. Kazanan mavi köşe. Готовятся, please.
müthiş bir güç savaşı var şu an iki Pakistanlı sporcu arasında. İkisini de bırakmak istemiyor. Ve 2-0. The winner is Alan Muhammad, Pakistan. Выбираешь квас.
kırmızı köşe bir ihtar alıyor. Şimdi Çek komutu geldi ve Alena Fedorova. Fedorova, Rusya. İtak поединок за выход в финал. И в финале уже ждет Наталья Черноградская. Венгрия или Кыргызстан? На синей стороне бессменный тренер кыргызской сборной Марат Раматов. Kadınlar 55 kiloda bronz madalya mücadelesi başlıyor. Üçüncülük mücadelesinde müthiş bir güç gösterisi ve mali köşe. İkinci round başlayacak şimdi. Bakalım bronz madalyanın sahibi kim olacak? 1-0 önde Alena Fedorova. Bir türlü sabitlenmedi sopa platform tahta üzerine. Şimdi başladı ikinci round. İkisine kaybetmek istemiyor. Bir bir oldu. Gerçekten atlı action ve mücadele. Сейчас момент истины. Босфорский рубеж. Первая медаль разыгрывается. Куда она поедет? В Россию или в Бишкек? Şimdi altın madalya için müthiş bir final izleyeceğiz. Rusya, Kırgızistan mücadelesi olacak. Mas güreşi Dünya Kupası İstanbul etabında ilk altın madalya sahibini arıyor. Bayanlar 55 kilo mücadelesi. Mücadele başladı. Denk güçlerin kapışmasını izliyoruz. İkisi de bırakmıyor. Kıyasaya bir rekabet var ve 1-0 yapıyor.
köşede Dilbar İmankova bir ihtar aldı. Şimdi mücadele başladı. Altın madalya için çekiyor. Çernegraskaya altın madalya için çekiyor. Dilbar'ı bırakmıyor. Müthiş bir heyecan. İstanbul'da ilk madalya sahibini arıyor. Ve İstanbul'da ilk altın madalya kadınlar 55 kiloda Rusya'dan Natalya Çernegraskaya'nın oluyor. İkinci round, Eldana Boletbekova 1-0 öde ve evet 2-0 bronz madalya Kırgızistan'dan Eldana Boletbekova. Cengiz Salamatov 1-0. Azamat ve bronz madalya Kırgızistan'dan Azamat Asanov oluyor.
60 kiloda altın madalya mücadelesi başlıyor. İki Rus sporcu karşı karşıya. Şeyh komutu geldi. Denk bir güç gösterisi izliyoruz. Artem Zorin kendi tarafına çekmeye çalışıyor ama Dimitri treniyor. Ve 1-0. Erkekler 60 kilo altın madalya mücadelesinde ikinci round. Artem Zorin 1-0 öde. Şimdi ikinci round başlayacak. Ancak sofanın paralel olması gerekiyor. Ve 2-0. Erkekler 60 kiloda altın madalya Artem Zorin, Rusya. Kiloda. Üçüncü tur mücadelesi. Krasovski bir iftar alıyor. Şimdi oyunun başlaması için tahtaya paralel olması gerekiyor. Sofanın aynı hizada olması gerekiyor. Çeh komutu geldi. Ömer Aliyev asılıyor sofaya. Çekti rakibini ve başlıyor. Ömer Aliyev 1-0 önde. İki sporcu da hareketli. Şimdi Çeh komutu geldi. Ömer Aliyev asılıyor. Ömer Aliyev bırakmadı ve 2-0. Kırmızı mayo Ömer Aliyev. Thank you.
90 kilo erkeklerde bronz madalya mücadelesi. Müthiş bir kapışma izliyoruz. Artık Novosek çekiyor, Mahmut bırakmıyor ve bir inanayım. İstanbul'da iki şampiyonun dev mücadelesini izlemeye hazır mıyız? İki birbirinden güçlü rakip. Bitva Pribasfori. Ivan Galkin mi? Roman Kalinin mi? Büyük kapışma başlıyor. Müthiş final başladı. Kalinin. Şimdi ikinci round başlıyor. Roman Kalinin 1-0 önde. 125 kiloda altın madalya mücadelesi. İki dev isim İstanbul'da. Dünya şampiyonasında en iyi olmak için mücadele ediyor. Ve Çeh komutu geldi. Mücadele başladı ve şampiyon. Дорогие друзья, мы закончили всю программу первого дня соревнований и через